Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda üre ve kreatin değeri kaç olunca diyalize başlanır konusunu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, üre ve kreatin değerleri tek başına diyalize başlama sebebi değildir. Üre ve kreatin neydi? Böbrekler çalışmadığı zaman kanda yükselen testlerdi bunlar. Üre yükselir, kreatin yükselir, GFR dediğimiz böbrek çalışma oranını gösteren değerimiz düşer. Bunlara bakarak da diyalize almamaya karar veriyorduk. Yani tek başına bunlara bakarak karar verilmiyor. Bu konuyu işlemek istiyorum. Bunu özellikle gündeme almamın sebebi şu. Birçok hastamız bize bunu sormaktadır. Hasta ve hastaların yakınları. Henüz daha diyalize girmeyip kronik böbrek hastalığı olanlar veya akut olanlar da yine sorabilmektedir. İşte bu değerim çok yüksek. Ne yapalım? Ne zaman diyalize başlanır? Daha ne kadar dayanabilirim diye. Şimdi şöyle 20'nin üstünde kreatin değerinde diyalize almadığımızda olabiliyor. 2'nin altında olduğu halde diyalize aldığımızda olabiliyor. Şimdi ilginç iki tane vakayla bunları size anlatmak istiyorum. Bu iki vakada bizim kendi takibimizde olan hastalar arkadaşlar. Şimdi 69 yaşında bir erkek hasta bizim acilimize başvuruyor. Yaklaşık bir hafta 10 günden beri yemek yememe, bulantı, kusma, işte son bir günde de idrarında azalma, hatta son 12 saatte de hiç yapamama, genel durum bozukluğuyla bize başvurdu. Öyküsüne baktığımız zaman hasta yaklaşık bundan işte 5-6 gün önce bu şikayetlerle dış merkezde iki tane hastaneye gitmiş. Bir devlet hastanesine gidiyor. Önce ishal için antibiyotik verip evine gönderiliyor. 2 gün kadar geçiyor. Hasta yine durumu kötüleşiyor. Başka bir hastaneye gidiyor. Orada da hastaya serum takıyorlar damardan. Biraz toparlar gibi oluyor. Serumdan sonra tekrar evine gönderiliyor ama evde yine bu şikayetleri devam ediyor. Durumu da bozulunca hasta bizim üniversitenin aciline 112 ile geliyor. Acile geldiği zaman genel durumu çok kötü hastanın. Dili, vücudu her taraf kupkuru olmuş. Zaten ishali var. Yemek yememiş. Kusması var. Genel durumu kötü. Konuşamıyor artık. Tavana bakıyor böyle. Gözlerini tavana, yani ölüm öncesi hal gibi olmuş hasta. Prekoma durumunda. Bilinci konfü. İşte kapalıya yakın. Hasta yakınları böyle endişeli, ağlamaklı. Böyle bir halde. Ve bu hasta bize daha önce de 2 kere gelmiş arkadaşlar. Yaklaşık 3 sene önce. Kreatinleri o zaman 2'ler civarındaymış. 1.9 1.7 gibi. Hasta kendini iyi hissedince takipten çıkmış. Bir daha gelmemiş. Böyle bir hatası da olmuş hastamızın. İyi hissettiniz diye gelmemek ne demek? Ben demişim ki 3 ay sonra kontrole gel. Hasta neredeyse 3 yıla yakın bir süredir kontrole gelmemiş. Neyse bu şekilde hastayı acilde gördük. Ve hastanın da 11 yıldır hipertansiyon olduğu, mesane kanseri nedeniyle bundan 4 yıl önce yapay mesane takıldığını yine öğrendik öyküsünden. Böyle bir vakamız hastamız. Tahlillerinde ise üresinin 400'ün üstünde, 407 olduğu. Yani çok yüksek bir değer. Normalde 40'ın üstünde olmaması gerekiyor. 10 kattan fazla yüksek. Kreatin değeri de normalde 1 civarında oluyor. İşte 0.6 ile 1 arası. Burada ise 23'e çıkmış. 23.03, yani çok yüksek. Böbrek çalışma oranını gösteren GFR değeri de hastanın arkadaşlar 1.7. Yani çok çok düşük bir değer bu. Normalde 7'nin altına düştü mü biz genelde diyalize hazırlık yapıyoruz. GFR değeri 5'in altına düşürmemek istiyoruz. Burada 1.7 çıkmış. Elektrolitlerinden de sodyum değeri düşük. Diğerleri normal. Bir de kanda CRP vesaire, bunun iltihabı gösteren laboratuvar testlerinde yükselme olduğu tespit ediliyor. Ürik asit de artmış. Bir de kanda asit oranını gösteren pH diye bir değerimiz var bizim. Bu pH değeri de 6.9. Yani 7.2'nin altına düştü mü riskli. 7'nin altı zaten hayati önemi var bunun. Bu halde hasta. Ultrasonda da sağ böbreğin atrofik, yani küçük olduğu, sol böbreği olağan olduğu, gradelerinde de artış olduğu, yani kronik böbrek hastalığıyla uyumlu görüntüsü var hastanın. Evet, böyle bir hastaya ne yapılması lazım arkadaşlar normalde? Üresi 400'ün üstü, kreatin 23 civarı, hemen diyalize alınması lazım değil mi? pH'i 6.9, genel durumu kötü. Biz diyalize almadık ama hastayı. İşte bakın, doktorluk budur. Biraz sonra da anlatacağım. 2 civarında olan hastayı da diyalize aldım. Bakın 23'ü almadım. Zaten acildekiler de şaşırdı. Nasıl oluyor böyle bir hastayı diyalize almıyor diye. Neden almadım diyalize? Hasta bir kere prerenal dedim. Kupkuruydu arkadaşlar. Bildiğimiz tahta gibi olmuş. Dili mili. Ya sıvı eksikliği var. Hem kusuyor, hem yemek yemiyor, hem de alttan ishali gidiyor. İdrar çıkmaz ki bu hastada. Anüri, idrar çıkmaması tek başına diyalize sokma sebebi değil. Ürenin 200'ün üstünde olması diyalize sebebi değil. Kreatin 10'un üstünde olması, 7'nin üstünde olması tek başına diyalize sokma sebebi değil. Bu ne demek? Hastada zaten daha önceden kronik böbrek hastalığı varmış. Bir de üzerine ne eklenmiş? İşte bu ishal vesaire, enfeksiyon üst üste girince de
akut böbrek hasarı da üstüne eklenmiş. Ne yaptım peki ben hastaya arkadaşlar, anlatayım size. 23 olan kreatinli hasta geldi, yatırdık hemen. Sıvı tedavisine başladım. İlk yaptığım şey bu. Sıvı tedavisi. Günde ortalama 3000 ila 4000 cc kadar izotonik verdik. Hasta ilk gün idrar çıkarmadı arkadaşlar. İdrar çıkarmadığı halde diyalize yine almadım. Ama ertesi gün kreatin 23'tü, 20'ye düştü. Üresi yine 410 civarında. Yine düşük, düşmüyor. Sonra geceye doğru yavaş yavaş hastada idrar çıkışı olmaya başladı. 1000 cc, 3000 cc, 5000 cc, 7000 cc. Yani ne oluyor? 7000 idrar çıkarır mı bir insan? 7 litre. Yani bunun tıptaki adı akut böbrek hasarının zorunlu idrar yapma dönemi, zorunlu poliüri dönemi dediğimiz tabloya giriyor. Vücut idrar yapmaya başlıyor. Bu çok iyi bir şey. Kreatin değeri de yavaş yavaş düşmeye başlar. 20'lerden 16, 13, 9, 5 en son 3'e kadar geriledi. Elektrolitleri zaten düzene girdi ve idrar yollarında da serum tedavisi verdikten sonra sondası da alt tarafta idrarı yapamamış, tıkamış o. Pürülen bir mayi olduğunu tespit ettik bu yapay mesanenin ağzında. Onu da sondayla açtık orayı, sondasını taktık ve böyle kanalizasyon gibi pürülen bir mayi boşaldı oradan da. Bildiğimiz apse, irin yani 1,5 litreye yakın boşaldı idrar yaptıktan sonra. Kültürlerini falan aldık. Orada da üreme oldu. Ona uygun antibiyotiğini de verdik hastanın. Sondasını da taktık ama ultrasonda bu genişleme dediğimiz hidronefroz yoktu hastada arkadaşlar. Mesanesi boştu ultrasonda. Bir şey gözükmüyordu. İşte bu yapay mesanelerde bu olabiliyor. Diğer mesaneler gibi genişletemiyor. İnsanı yanıltmaması lazım bu. Evet, başka ne yaptık? İdrar yolu iltihabı olduğu için de böbrek de etkileniyor. Yani hem böbrek öncesi prerenal dediğimiz susuz kalmış, hem böbrek bozulmuş, hem de üreterden sonrası dediğimiz postrenal dediğimiz 3 tane tablo iç içe. Öncelikle akutta neyi düzeltmeniz lazım? Bunları düzeltmeniz lazım. Sıvısını verin, antibiyotiğini verin. İzleyin hastayı. Medikal tedaviyi yapın. İşte asidozu var, bikarbonatını verin vesaire. Elektrolitlerini toparlayın. Hemen zaten hasta yavaş yavaş toparlamaya başladı. İkinci günden sonra bilinci açılmaya başladı hastanın. Gözünü açtı. Ondan sonra hastayı tanıyabildim. Aradan kaç sene geçmiş. Hastanın yüzü gözü birbirine girmiş zaten. Yani bildiğimiz ölü gibiydi hasta geldiğinde. Yaklaşık tedavide ayın 21'inde yatmış. Biz 27'sinde de taburcu etmişiz. 7 gün kadar hastayı yatırdıktan sonra kreatin 3'ler civarına kadar geriledi. Genel durumu düzeldi. İdrarı açıldı. Dialize de sokmadık ve hastayı evine gönderdik arkadaşlar. Bir hafta sonra tekrar kontrole gelince de kreatin 3 küsürlerde 2'ye kadar geriledi. En son kontrolde de yine 1.7'ler civarına. Yani ilk 4 yıl önce geldiği değeri geriledi arkadaşlar. İşte bakın ne güzel bir tedavi yaptık. Bunu boş yere dialize sokmanın ne alemi var? Demek ki her hasta kendi içinde düzgün değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece üre veya kreatin değerine bakarak hastayı dialize almamak gerekiyor. İkinci bir hasta vereyim size arkadaşlar. 67 yaşında erkek hasta, nefes darlığı, ayaklarda şişlik nedeniyle bu da acile geliyor. Bu hastamızda da yine kronik böbrek hastalığı var yaklaşık 3 yıldan beri. Ayaklarında şişlik, nefes alamama şikayetleri ve almada zorluk şikayeti yaklaşık 3 yıl kadar varmış ve zaman zaman kardiyolojiye veya acillere gidip oradan ya acilde ya da kardiyolojide yatırılarak idrar söktürücü, bu Lasix vesaire bunlar verilip hasta rahatlıyor. Sonra tekrar evine gidiyormuş. Eve işte 1-2 hafta geçtikten sonra tekrar sıkışıp yine geliyormuş. Böyle bir özelliği var. Hastanın özgeçmişine baktığımız zaman da şeker hastalığı var 17 yıldan beri. 20 yıldan beri de hipertansiyonu var. 3 yıldan beri kronik böbrek hastalığı var. 2 kere kalp krizi geçirmiş ve 2 damarına da stent koymuşlar kalp damarlarına. Yani koroner arter hastalığı var hastanın. Geldiğinde de hastanın tansiyonları 18'ler civarındaydı. 2 bacağında da 3 pozitif ödem, yani belirgin ödem, sıvı toplanması vardı. Dudaklarında, periferde de siyanoz dediğimiz morarmalar var. Yani dolaşım bozukluğu söz konusu. Karaciğerinde de büyüme, hepatomegali dediğimiz bir tablo söz konusu. Nefes almada zorlanıyor. Sırt üstü yatamıyor. Akciğerini çektik. Akciğeri çekilmiş. Akciğerinde de kalp belirgin bir şekilde büyüme var. Akciğerlerin alt bölümlerinde de sıvı birikimi dediğimiz plevral efüzyon var. Yani ne demek? Hastada belirgin sıvı yükü var. Bacakları, vücudu, her tarafı sıvı birikmiş. Ne yapıyorlar acilde? Hastaya 6 ampul Lasix, yani idrar söktürücü verdikleri halde hastanın idrar çıkışı ancak 50 cc, yani bir bardağın yarısı kadar. Dispneik, nefes darlığı var, genel durumu kötü. Tahlillere bakıyorlar, üresi 52. Kreatin 1,7. Böbrek çalışma oranını gösteren GFR 43, 43.6.
Çok iyi değil mi değerler? Bir önceki hastaya göre 1.7 idi böbreğin çalışma oranı. Diyalize almadım. 43 olduğu halde bu hastayı diyalize aldık arkadaşlar. Neden diyalize aldım? Üreyi düşürmek için almadım. Yani diyaliz sadece üreyi düşürmek için yapılmıyor. Sıvı yükünü vücuttan çekmek için de yapılıyor. Elektrolitlerinde de sodyumu düşüktü bu hastamızın. Bu da sodyum düşüklüğünün sebebi de vücutta su toplamış. 129'du. Çok kötü değil ama yine de düşüktü. Hastamıza ne yaptık peki? Rapor çıkartarak haftada 2 kez kronik diyaliz programını aldık arkadaşlar hastamız. Evet, umarım bu vakalar sizin için faydalı olmuştur. Bakın, kreatinin 20 küsürlerde diyalize almayabiliyoruz. Kreatinin 2'nin altında bile olsa diyalize alabiliyoruz ve kronik programa sokabiliyoruz. Demek ki hastalık yoktur, hasta vardır. Yani çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sadece laboratuvarı düzeltmekle hasta düzeltilmez. Hastanın genel durumunu, kliniğini göz önüne alıp ona göre tedavisini düzenlememiz lazım. Diğer videolarımızda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun.